Evet arkadaşlar, tekrardan herkese merhabalar. Chrome OS kurulum hazırlığı için birinci videoyu hazırlamıştık daha evvelden. tnstr.com'da hazırladım. Şu anda Chrome OS içerikleriyle beraber klasörü ben Linux Mint Cinnamon ISO dosyasının içerisine monte ettim arkadaşlar. Bunun için Ultra ISO veya Power ISO programlarını kullanabilirsiniz zaten. Zaten birinci videoda da göstermiştim bunu. Tekrardan açıp bakalım. Chrome OS dizini şu anda içerikleriyle burada arkadaşlar. Biz buradan install sh dosyasıyla başlatacağız. Fakat ben yani durumu yani kurulumun başlatılmasını anlama adına bunu USB diske rufus veya etcher'la yazdırıp cihazınız üzerinden bootedip nasıl başlayacağı şeklindeki metodu anlamak adına sanal makineden sadece göstereceğim. Sanal makineyi ben pardon açmıştım daha önceden zaten burada. Evet. Yapılandırmayı Linux kurulumu yapılandırmasını hazırlayacağım şimdi. New create new diyorum. İlerleyelim. İleri. Linux, Ubuntu kalsın buraları. Buraya da Chrome OS kurulumu diyelim. Enter. Çekirdeğiniz kaçsa 2, 4, 6, 8. Benim 4 çekirdekli 2 verdim. Bunu da RAM'inize göre işte 4 ise 2 verin, işte 3 ise 2 verin, 4 ise 8 ise 4 verin vesaire. 3000 yapıyorum ben bunu. 3000 yani 3 GB. Enter'lıyorum. Enter. Ondan sonra 20 GB hard disk yeterli alan. Enter'ladık. Evet buraya gelecek. Evet Chrome. Hatta adını değiştirmemiz gerekiyor. Chrome OS olması lazım. Settings diyelim. Benim zaten ISO'yu göstereceğim. şuradan. Evet. Chrome OS kurulumu diye değiştirdim. Buradan arkadaşlar ISO dosyamı gösteriyorum. Masa üstünde hazırdı zaten. Gösteriyoruz. Masa üstüne gelelim. ISO dosyamız burada. Yani bu mantığı USB diske yazdırılıp cihazımızdan boot eder gibi, başlar gibi anlamak, mantığı böyle anlamak gerekiyor. Şu anda arkadaşlar Linux Mint işletim sistemini başlattım. Chrome OS'in kurulumu için başlatacağız. Yani burada göstereceğim daha doğrusu. Enter'ladık. Büyütelim ekranı buradan. Burada çeşitli videoları var. Mantık yine aynı. Ben sadece ISO dosyasına entegre etmiştim. Dolayısıyla bunu sanal makineden gösterme adına bu şekilde yani hem ister yazdırarak ister bu şekilde başlatabilirsiniz. Ben kurmayacağım şimdilik. Sadece mantığını göstereceğim. Videoyu ben dondurayım şimdi. Açıldığı zaman tekrar dönüş yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Chrome kurulumu. Şu anda masa üzeri geldi arkadaşlar. Buradan arkadaşlar, computer bölgesine giriyoruz. Ettiğimiz dosyaları bulmak için File System dizinine giriyoruz. Arama bölgesine Chrome OS yazıyoruz arkadaşlar. Chrome OS. Chrome. Evet, yazdıktan sonra çıktı. Burada arkadaşlar, bu dizine giriyoruz. Open diyelim. Burada kurulum dosyalarımız hazır. Yani Chrome OS'i kurmak için burada sağ tıklıyoruz. Open in Terminal açıyoruz arkadaşlar bir tane. Tabi bu arada internete bağlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla kurulum bu şekilde yapılıyor. Burada arkadaşlar kurulumun yani install.sh dosyasını başlatmak için komut giriyoruz. Komut sudo boşluk sh boşluk install nokta pardon İngilizce klavye nokta sh yazıyoruz arkadaşlar. Bu komuta girdikten sonra enterladıktan sonra kurulumumuz otomatik olarak başlıyor arkadaşlar. Yani sistemimizi Chrome OS'i kuruyor. Kurulumdan sonra yani kurulumdan sonra Chrome OS bundan sonraki restart'tan sonra otomatik olarak kurulumu hazır olmuş oluyor. Ve sonraki yapılandırmalarda Google hesabınız üzerinden tanımlama yapıyorsunuz.
masa üstünden uygulamaları, kurulumları vesaire ya optimize ediyorsunuz, yani yapılandırıyorsunuz. Ben mantığı göstermek için bu şekilde gösterdim. Tekrardan yinelemek için gösteriyorum. Computer giriyoruz, yani başlattıktan sonra file sisteme giriyoruz. Arama bölgesine Chrome yazıyoruz, Chrome OS. Buradan çıkıyor zaten dizin, eklemiştik daha evvelden. Install SSH dosyasını çalıştırmak için sağ tıklıyoruz, Open in Terminal. Buraya yazıyoruz arkadaşlar, sudo boşluk sh install.sh. Daha sonra enterlıyoruz, kurulum başlıyor arkadaşlar. Ben şimdi bunu şey yapıyorum, sadece mantığını göstermek için, anlamak için videoyu çektim. Evet arkadaşlar, işlemler bu kadar. İşlemler bittiğinde zaten restart ettikten sonra Chrome OS otomatik olarak sisteminize kurulu vaziyette açılıyor. Ben şimdi kapatıyorum. Shutdown yapıyorum. Kurmadım, sadece mantığı gösterdim arkadaşlar. ISO dosyamız burada hazır. Evet arkadaşlar, yani Chrome OS'in içerikleriyle beraber Linux Mint ISO dosyasına entegre edip yazdırdıktan sonra cihazınıza kurulum yöntemini bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Farklı soru görüşleriniz olursa yardımcı olmaya çalışırım. Ben şu anda bu sistemi, yani elimde hazır bulunsun, real bir makinede yani deneyeceğim kurulum için. Şu ana kadar denemedim. İlk deneyimim bu benim. Yani şu anda sadece hazırlık ve kuruluma start verme komut vesaire, bunları anlatmaya çalıştım. İnternet üzerinde de zaten mantık yine aynı şekilde anlatılmakta. Ben hani Türkçe Türkçe rehber anlamında anlaşılır olması bakımından umarım yardımcı olmuştur. Bir şeyler yapabilmişizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Birinci videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. tnstelenor.com'da Chrome OS kurulum hazırlama genel işlemleri hakkında bilgiler var, konu başlıklı. YouTube videosuna da zaten kaynak linklerini, içeriklerini zaten ekliyorum. İzlerseniz video, birinci videoyu, bu ikinci videom arkadaşlar. Sonraki gelişmeleri, zaten farklı gelişmeleri de tekrardan eklemeye çalışacağım arkadaşlar. Görüşmek dileklerimle arkadaşlar. Herkese iyi bir gün geçirmesini diliyorum. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.